Evet, devam eden başka savaşlar da var tabii ki. Rusya-Ukrayna savaşı, Rus ordusu taktiksel nükleer silahların kullanıldığı tatbikata başladı. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatın görüntülerini paylaştı. Açıklamaya göre tatbikatın ilk bölümünde İskender ve hipersonik hançer füzeleri kullanıldı. Bataryalar konuşlandı, füzeler hedefe kilitlendi. Rus ordusu devlet başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla nükleer tatbikata başladı. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikattan görüntüler yayınladı. Füze bataryaları konvoy halinde ilerledi. Daha sonra füzeler Rus askerleri tarafından fırlatma rampalarına yüklendi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından füzeler atışı hazır hale geldi. Bakanlığın paylaştığı videoda savaş başlıklarının sansürlendiği dikkatlerden kaçmadı. Videonun devamında ise Rus askeri personelin bir savaş uçağında çalıştığı görülüyor. Savunma Bakanlığı tatbikatın içeriğine dair bilgi verdi. Çalışmalarda İskender ve Kinjal yani hançer füzelerinin kullanıldığı belirtildi. Nükleer silahlar için özel mühimmat tabiri kullanıldı. Tatbikatın amacıyla ilgili ise Batılı yetkililerin provokatif açıklamaları karşısında Rusya'nın toprak bütünlüğünü korumak için taktiksel nükleer silah kullanımına hazır olunması ifadeleri kullanıldı. Uzmanların tahminine göre Rus ordusunun elinde yaklaşık 1600 taktiksel nükleer silah bulunuyor. Tatbikat aynı zamanda Batı'ya gözdağı niteliğinde. Rusya Dışişleri Bakanlığı 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bu tatbikat hem Batılı ülkelere hem de Ukrayna'daki kuklalarının aklını başına getirecek bir mesaj olmalı ifadelerini kullanmıştı.